Evet. Ukrayna ile e, Rusya arasındaki gerginlik savaşa kadar gelir mi? Hatta bazı uzmanların <laughs> görüşüne e, dayanarak soracak olursam, bu 3. Dünya Savaşı'nı bile tetikler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aman savaş olması diyelim. bir e, Şöyle e, bakıyorum ben, aslında yani e, o bölgeyi, Ukrayna'yı, Rusya'yı tanıyan bir akademisyen ve askeri olarak, benim gördüğüm, 91'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Avrupa Atlantik dünyası ile Rusya arasındaki en büyük kırılma. Bu bir bazı teorisyenlere göre yeni bir soğuk savaş olarak tanımlanıyor ama bir tarafta Rusya'nın kırmızı çizgi olarak Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyelerine karşı çıkması, öbür tarafta da Sayın Putin'in ifade ettiği Reykjavik zirvesinde siz bizi kandırdınız. Dolayısıyla bize mutlaka yazılı bir belge verip NATO'nun genişlemeyeceği konusunda bir garanti vermeniz talebine karşı çıkan bir Brüksel NATO var. Yani Hocam mesela... haritayı da hazır, haritayı da hazırken hemen başlayalım harita Hayır. üzerinden. Aslında bize bölgeyi anlatın. Çünkü 3. Dünya Savaşı çıkar mı sorusunu sorduk ama bu bölge neden önemli ve ne olabilir burada? Bize biraz bölgeyi anlatın. Tabii. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bütün Soğuk Savaş dönemi içerisinde Polonya tampon devleti. Yani NATO ile Varşov Paktı arasındaki ikinci tampon Polonya, birinci tampon Doğu Almanya'ydı. Evet. Halbuki Sovyetler Birliği dağılıp NATO'da dağıldıktan sonra Ukrayna tampon devlet olarak öne çıktı. Ancak bu tampon devletin bağımsızlığını sürdürebilmesindeki kırılma noktası az önce söylediğim gibi Rusya'nın kırmızı çizgi olarak tanımladığı Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine karşı çıkmasıydı. Yani Kafkaslar benim harekat alanım, arka bahçem. Dolayısıyla iki şeyi istemiyoruz. Kiev'de başlayan renkli devrimlerin, hatırlayalım, özellikle Gürcistan'la beraber eş zamanlı olması ve Soros'un siyasi olarak Kremlin'i çökerteceği endişesi Rus askeri ve siyasal elitinde çok büyük bir antipati yaratmıştı. Ve bunun gidişatını nerede anladık? Önce 2008'de Gürcistan-Rusya Savaşı'nda Şakashvili'nin başarısız olması ve ülkesinden kaçmasıyla Güney Osetya'nın işgali ve aynı zamanda e, Abazya'nın kopmasıyla neticelendi ve bir diğer husus ise 2014'te çok geçmeden Kiev'deki olayların Odessa bölgesini bir şekilde yangınlarla ve sabotajlarla bir şekilde sıçraması ve Yanikovic rejimine karşı meydandaki gösterilerin artması, o sırada e, hala hazırda Rusya'daki devam eden kış olimpiyatlarına o zaman Peşkov şunu söyledi. Bizim de dedi size bir oyunumuz var ve dikkat ederseniz o zaman Rostov bölgesinde bulunan amfibi e, Piyade Tugay'ı Kırım'a çıkarma yaptı ve 100 yıl önce yani Kızıl Ordu'nun Beyaz Ordu'ya yenildiği, iç savaşın son kırılma noktası olan Kırım'dan kaçan Beyaz Ordu, hepimizin bildiği gibi Romanya ve Denizden İstanbul'a ve Çanakkale'ye yerleşmişlerdi Gelibolu'ya. 100 sene sonra Kırım işgal edildi ve Donbas'ta ayrılıkçılar bir hareket başlatmak suretiyle Luhansk ve Donetsk düştü ve Ukrayna toprakları tartışmalı hale geldi. İşte bu o durumda... tartışma hala bugün devam ediyor, değil mi hocam? Ama ben şunu soruyorum, Buyurun burada efendim. bir savaş çıkar mı? Çıkarsa Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor? Rusya'nın amacı ne? Ee, ya da bazı uzmanların görüşlerini de aktaracağız Sayın Ağar'la da harita üzerinden devam etmek istiyorum ama Hı. kısaca bugüne gelirsek, e, bugün yarın savaş çıkar gibi açıklamalar oluyor bazen. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? şimdi Ardından e, tabii çünkü Türkiye'nin durumunu değerlendireceğiz. Aslında bu sadece Rusya ile. Ukrayna arasında bir mesele değil, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri, NATO arasında bir çatışma ve belki de bunun içerisinde Avrupa Birliği de var. Dikkat ederseniz Yanukovic'in seçilmesine karşı çıkan bir rejime Rusya destek vermiş ve Yanukovic'i kaçırmıştı. Bugün Zelenski'nin seçildiği zamanda da Poroshenko'nun seçimlerine de devletimiz beni seçim denetçisi olarak bölgeye göstermişti ve Mariupol bölgesinde, Kiev'de ben, seçim denetçiliğinde bulundum. Şimdi Rusya'nın bir defa buraya son açıklamalarına baktığımızda Sayın Lavrov biz savaş istemiyoruz tehdit de etmiyoruz dedi ama 150 bin asker burada sınırda. Belarusya'da evet. bugün itibariyle ciddi bir hareketlilik var sınırlarda. Öte yandan Rusya'nın burada büyük bir harita daha olduğunu varsayalım. Çin sınırındaki büyük hava kuvvetlerinin batıya yakın meydanlara geldiğini görüyoruz. Yani Rusya ciddi bir şekilde buraya askeri müdahale hazırlanıyor ki Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken acilen e, görüşmeye geldi ve o görüşmeden istenilen sonuç elde edilemedi. Yani ne Amerika ne NATO Rusya'nın istediği garantileri vermek istemiyor. Neydir o? Neydi onlar hocam? Ne hangi garantiler? Ukrayna'nın ülkeye de girmeyeceği NATO'ya. E, bu garantiyi veremeyiz dedi ve halihazırda bu... Burada kilit NATO ülkeleri arasında Avrupa Birliği ülkeleri mi var hocam ee, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinde? Şimdi Rusya tarafından Engel. bakıldığında şöyle söyleyelim. Şimdi hemen şuraya baktığımızda Kiev'den biraz yukarı çıktığımızda Moskova hepimizin bildiği Rusya'nın kalbi. Ve Sayın Putin şunu söylüyor Kiev'den e, 7 dakika sonra vuruyorsunuz bizi e, eğer bu yeni füzeler varsa hipersonik füzeler 5 dakikada. Geçen Karakuşbaşı'ya da söylemişti. Diğer taraflardan da Romanya'dan da aşağı yukarı Almanya'dan da vuruyor ama Rusya bunu kabul etmiyor. Peki burada bir savaş olur mu sorusuna? Baktığımız zaman savaşın emareleri olabilir. Nedir yani? Bu kadar askeri harekat, bu kadar yığınağın bir maksadı var. Bu aynı zamanda Karadeniz'de de devam ediyor ve Karadeniz'de hepimizin milli gibi Rus donanması hipersonik yüzeyleri ateşledi. Bu şunu de, de Siz göstereyim. olabilir diyorsunuz açık kapı bırakın. Eğer aslında. NATO gemileri gelirse bunu vururum. Zaten Putin'in emri var. Eğer NATO gemileri gelirse Karadeniz'de savaşı iki saatte bitirin diyor. Belki de daha kısa süre içinde. O yüzden Dolayısıyla yüzden mi, o yüzden burada, mi 3. Dünya Savaşı başlayabilir noktasında takılıp kalıyor uzmanlar? Şimdi savaşı başlatabilirsiniz ama nerede duracağı belli olmaz. Şimdi burada iki husus var dış politika ve siyasi tarih açısından. Acaba Putin'i yatıştırma politikası mı devam edecek? İşte, e, ve bunu kimin yapacağı? Hangi Amerika yapacağı. yapıyor. Yapacağı? Ki, küçük bir parça alırsanız size bedel ödetiriz. Küçük parçaya da hemen Kiev bir şekilde itiraz etti. Yani Birleşik Neden de hocam? De... Küçük bir parçadan kast Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir bölgeye. Şimdi şu da konuşuluyor. Üçüncü Dünya Savaşı olur mu olmaz mı noktasındaki tartışmasında e, bu bölgeye Rusya bir savaş hazırlığı değil de küçük nokta operasyonları da olabilir. Aslında adım adım gideceğim. İlk turu tüm konutlarımla tamamlamak Hı. istiyorum ama... Amerika Birleşik Devletleri yıllar önce Donbas bölgesine yapılan... ...küçük bir operasyonda da beklenen cevabı verdi mi diye sorayım aslında. Siz cevaplayın. Yani şu anda sonan gelen bilgiler... ...bazı Amerikan askerlerinin bölgede olduğunu gösteriyor. Bir. iki Var mı hocam Amerika ee, evet. Birleşik Devletleri? Amerikan askerleri eğitimcileri var. Silah mühimmat desteği veriyor. Ama geçen defa da söyledim. Aslında... Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garantör devleti. Neye karşılık? Ukrayna'nın elindeki nükleer silahların Ruslara verilmesine karşılık ama kadını kıpırdatmadı Amerika. Ben bugün de Amerika'nın Rusya için, Ukrayna için çarpışacağını düşünmüyorum. Son en son Blinken'ın açıklaması hariç. Ee, gelirseniz bedelini ödetiriz dedi. Burada her iki i̇şte tarafta Şu çektiğim sordum. Daha önce Donbas'a da geldiğinde bedelini ödetti mi? Farklı noktalarda, alanlarda gördük mü? Neden şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden? Yönetim farkı mı? Orada Yoksa... çok önemli bir şey var. İngiltere'nin Brexit'ten çıkması. Yani İngiltere hava kuvvetleri dün bütün pilotlarını alarm verdi. Yani bir ciddi olay bekleniyor ve son gelen bilgilerde Amerika herhalde Polonya'dan Romanya ağır tanklarını sevk ediyor. Burada Moldova'da var. Bir başka husus daha var. NATO'da diyor ki sen bunu da biz beklemiyoruz e, istikrarsızlık Baltık'a sıçrayabilir. Şimdi bu çok önemli bir hadise. Rus donanması geçen hafta Baltık'ta tatbikat yaptı, çıkarma harekatı yaptı. Ve Baltık donanmasından bir filo da Atlantik üzerinden Karadeniz ve Ak Akdeniz'den Karadeniz'e geliyor. Demek ki hala hazırda bir gerginlik ve çatışma tehdidi düşmedi bir. İkincisi Ruslar ...bazı diplomatlarını Kiev'den geri çektiler. Şimdi siz şunu söylüyorsunuz, her an her şey olabilir. Bir nokta operasyonu da olabilir, savaş da olabilir. Diğer konuklarımla devam edeyim toplayayım. hocam. Bir şey toplayayım, yani diplomatik açıdan bir yana diplomatik <laughs> ilişkiler sözleşmesine baktığımızda... ...Amerikalıların Kiev'den diplomatların çekmesi burada bir çatışmanın olabileceğini gösteriyor. Ama çatışma bu burada Luhansk bölgesinde olduğu gibi bir e, İbril Savaş mı olur... ...yoksa Rus ordusu, geçen defa anlattığım gibi... Kurt'tan itibaren bu bölgeyi tamamen koparıp alır. Hatta bunu Karadeniz'e kadar deniz kuvvetleri de genişletip küçük bir Ukrayna iki evden koparır mı? Bu çok önemli bir şey. Yani Rusya şunu söyleyeyim stratejik olarak batıya ikiye bölmüştür. Dün Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı istifa etmesi bunu ortaya koyuyor bir. İkinci husus şu Almanya ortada sandviç olmak istemiyor. Neden? İngilizler havada yoluyla biliyorsunuz ciddi manada Ukrayna'ya tank savar silahları getiriyor. Yani şunu görüyor Batı ve Ameri şey eğer bir Rus zıhlı harekatı olursa bunu Ukrayna ordusu ancak tank savarlarla durdurabilir veya kısmi bir e, direnişle yani bir gerilla harbine döndürmeye çalışıyorlar. Böylece iki görüş var. Bunlardan bir tanesi İngiltere ve Amerika Rusya'yı kızdırıp içeriye sokmak ve yıpratmak aynı 79 Afganistan'ında olduğu gibi Rusya'ya ağır bir bedel ödetmek hatta Sayın Putin istifasına kadar içeriden Rusya'yı çökertmek. Peki bunu İngiltere yapar mı? Bir şekilde İngiltere'nin geçen 2-3 ay önce Karadeniz'e gemi sokması ve Rus uçaklarının ona ihtar ateşi açması İngiltere'nin Moskova'yı ciddi şekilde sıkıştıracağını gösteriyor. Hala hazırda ben krizin bittiğine inanmıyorum. Peki. Üç şey var. Ya uzlaşacaklar. Bu uzlaşı NATO üzerinden olacak. Belki de Fransa olabilir bu. Bunları konuşacağız hocam. Türkiye'nin nasıl bir pozisyon alması gerekiyor. Ama ben gerek gerginliğin yok. düştüğünü düşünmüyorum. Teşekkür peki hocam ederim. çok teşekkürler.